Hafta sonu çıkarılan kanun hükmünde kararnameler hala gündemimizde. E, o kararnamelerle ilgili özellikle sivillere ceza muafiyeti getiren düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı. Erdoğan maddenin çok net olduğunu söyledi. Arkasında izledi. 11, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kaygı verici değerlendirmesini de üzücü bulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanun hükmünde kararnameyle başlayan sivillere ceza muafiyeti tartışmalarını Afrika ziyareti sırasında uçakta gazetecilere değerlendirdi. Son noktayı koydu. Çok net arkasındayız ifadesini kullandı. Bu sadece 15 Temmuz'u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil. Yasal düzenleme son derece açıktır. Biz bu düzenlemenin kararlılıkla ve aynen devamından yanayız. İddia edildiği türden ileride yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa o zaman gereken müdahale zaten yapılır. Öyle bir durumda ya yargı ya da parlamento gereği neyse yapar. Tartışmalı 121. maddeyle ilgili olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de bir paylaşımda bulunmuş kaygı verici ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadeden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Geçmiş Cumhurbaşkanımızın bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir mulaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü. O açıklama aldığı retweetlerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. Ama şunu söyleyeyim. Gerek Adalet Bakanımız, gerekse hükümet sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumda. Erdoğan kanun hükmünde kararnamelerin amacı dışında kullanıldığı iddialarına da yanıt verdi. Amaçlarının süreci hızlandırmak olduğunu söyledi. Bu kanun hükmünde kararnameler biliyorsunuz zaten parlamentoya da gidecek. Biz kanun hükmünde kararnameler ile sadece süreci hızlandırıyoruz. Mesela taşeronu da kanun hükmünde kararnameye koymamış olsak konu önümüzdeki yıla kalacaktı.